Ya bu Suriye iç savaşı dediğimiz savaş neden anlamadığımız bazı soru işaretleri var diye araştırırken bulduğumuz sonuçlar inan hepimiz çok ürküttü biliyor musunuz? Ben size bir tabir kullansam bu. Sen oyun kuruyorsun hikayesi dedin ya. Bu en son Yeni Zelanda'daki adamın kullandığı tabiri hatırlayanlarınız var mı? Şey ne diyordu? Bizim İstanbul'a ne diyorlardı? Konstantinopolis değil mi? Şey ne diyordu? Netanyahu'nun oğlu ne diyordu? O da aynısını söylüyordu. Peki IŞİD İstanbul'a ne diyordu biliyor musunuz? O da Konstantinopolis diyor. Peki üçünün de birleştiği yer neresi biliyor musun? Armagedon dedikleri savaş, son savaş. Ben diyordum ki ya bu Armagedon'u falan böyle üstadlar falan bahsediyorlar. Ya bu çok komplo teorisi galiba diyordum. Yani benim çok hani ya bu kadar da olmaz, bu kadar da akıl tutulması olamaz falan derken bir anda bu Rahip Brunson vardı hatırlarsın Türkiye'de bir tane Rahip Brunson olayı yaşanırken adamın yaşadıklarından dedim ki ya bu işte bir tuhaflık var. Bir rahip için bütün dünyayı Amerika ayağa kaldırıyorsa bunda bir tuhaflık var dedik ve işte ondan sonra bu 6. kitabı araştırmaya başladık. Rahip Brunson neyi temsil ediyor biliyor musunuz? Amerika'da cumhuriyetçilerin %40'ını Amerika'da aynı düşünenlerin yaklaşık %50'sini temsil ediyor. Kim bunlar biliyor musunuz? İsa Mesih'in 2023'e kadar dünyaya ineceğine ve indikten sonra da kendilerinin göğe yükseleceğine inanan insanları temsil ediyor. Yani tabiri caizse evangelistleri temsil ediyor. Peki adamların kullandığı tabir ne biliyor musunuz? Bunların sloganları ne biliyor musunuz? Tanrı'yı kıyamete zorlamak. Üç tane verileri var. Onların tabiriyle yine aynı yere geleceğim. Diyor ki üç şey gerçekleştiğinde onlar için İsa Mesih dünyaya gelecek. Bir, İsrail devletinin kurulması. Kuruldu mu? Kuruldu. İki, bugünlerde çok tartıştık. Ya bu niye böyle apar topar bu karar alınıyor dedi. Kudüs'ün İsrail'in başkentini ilan edilmiş olması gerekiyor. Edildi mi? Edildi. Edildi. Peki üçüncüsü ne biliyor musunuz? Belki en korkuncusu. Yapay Aa. kıyamet. Mescid-i Aksa'nın yıkılıp yerine Süleyman Tapınağı'nın inşa edilmesi. En son veri Mescid-i Aksa'nın yıkılıp yerine Süleyman Tapınağı'nın inşa edilmesi. Peki ilginç olan bir şey söyleyeyim. Hani bunu yaparken bir dünya savaşı çıkacağından endişe ediyor musunuz diye adamlara soruyorlar. Ve bu adamlar öyle hani nasıl diyeyim size ufak tefek adamlar falan da değil. Mesela bugün işte Dışişleri Bakanı olan adam. Yani kim? Pompeo. Bir önceki görevi neydi adamın? CIA Başkanı. Öbürü Savunma Bakanı. Öbürü ABD Başkanı. Öbürü inanın söylemeyeyim ben size teker teker. Ben diyorum ya ilk defa bir kitabı yazarken bu kadar zorlandım. Bu kadar akıl tutulması olamaz. Çünkü adamlara soruyorlar, diyorlar ki mesela çok bilirsiniz isimleri sayacağım bana isimleri biliyorsanız lütfen söyleyin. Reagan'ı biliyorsunuz değil mi? Carter'ı bilir misiniz? Jimmy Carter'ı bilirsiniz. Peki Baba Bush'u bilir misiniz? Bilirsiniz. Oğul Bush'u bilir misiniz? Bilirsiniz. Bunların her birinin evangelist olduğunu söylesem ne dersiniz? Ve her birinin Armageddon'a inandığını söylesem ne dersiniz? Ve Reagan'ın ben İnşallah benim dönemimde bir Armagedon yaşanacak ve ben Tanrı'nın huzuruna çıkacak diye dua eden bir adamdan bahsediyoruz. Mesela Trump şimdi bir şeyler yapıyor. Hani geçen günlerde şeyden çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Bu Dünya Çevre Örgütü, dünyanın ısınması, küresel ısınma ile ilgili anlaşmanın altından çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz değil mi? Soruyorlar. Ondan bir önceki başkan var. Reagan. Diyorlar ki siz niye dünyayı korumakla ilgili uğraşmıyorsunuz diyorlar. Adamın söylediği cevap aynen şöyle. Nasıl olsa dünyaya kıyamet gelecek. Dünyanın kıyamete geleceği bir yerde inanıyorsam dünyayı korumak için niye uğraşacağım ki diyor. Zaten benim amacım dünyanın kıyamete gelmesi için Tanrı'yı kıyamete zorlamak değil mi diyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu söylenenlerle bunların ne alakası var? Şu yaşanan sürece bakın arkadaşlar.
Buna inanan insanlar Amerika'da seçime götürüyorlar. Amerika'da cumhuriyetçilerin yaklaşık %40'ı buna inanıyor diyor. Amerika toplumunun %50'si buna inanıyor diyor. Şimdi böyle bir ortamda hangi şey rastlantı? Hiçbiri. Hiçbiri. Yani biz bir şey oynuyoruz, biz bir şeyi yaşıyoruz ama inanın bu yaşadıklarımız hiçbiri sürpriz değil. Bakın bir sonraki hamleyi söylüyorum size. Bunu ben de söylemiyorum. Adamlar açık ve açık söylüyorlar. Hiç gizleme gereği de hissetmiyorlar. Bakın bir sonraki hamle. Mescid-i Aksa'nın yıkılması. Peki. Bir sonraki hamle. Ve bunu Amerika'daki televizyon kanallarında yayınlıyorlar adamlar. Hiç şey falan yok. O zaman diyelim ki korku neyin üzerine? Kim sence kurguyu kuruyor? CFR'de kuruyor.